Ve astrolojinin kraliçesi geldi. Estağfurullah. Evet. Nura için derim ben astrolojinin kraliçesi. Astrolojinin kraliçesi. Evet. Gerçekten çok severim kendisini. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ee, ve yani astrolojiye çok emek vermiştir. Mine de e, genç jenerasyonda damgasını vuran isimlerden Estağfurullah. biridir. Estağfurullah. Astrolojiye hizmet ediyoruz aslında. Ama çok önemli hizmet ediyorsunuz. Yani Mine'nin Instagram sayfasına bakın. Hep söylüyorum bunu. Nokta atışı tespitleri vardır. O yüzden seviyoruz seni. Şekerim hoş geldin. Ben de seni seviyorum. Şimdi kendime baktım kekil. <laughs> kekil derler ya yani Bazen bir şey söyleyeceğim. Bazen <laughs> ne oluyor biliyor musunuz? Yayın arkası çok güzel duruyorsunuz. Aha bak bakıyorsun. Yayına girince. Ay yayına bir çıkıyorsun. Saçın oradan çıkıyor. Kekillere bak diyorum. Falan ben. Nasılız? Güzeliz bence ya. Beğenmediğiniz bir şey varsa yazın bize. Ruhumuz güzel dışımıza yansıyor. Benim yönetmenim Rizelidir canım benim. Çok da kibardır. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelsiniz diyor. Çok, çok, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Canımsın. Peki hazır mısınız? Şimdi e, 30 Nisan'da parçalı bir güneş tutulması evet. var Boğa Burcu'nda. Evet. Lütfen canlarım siz de yazın bize. Instagram'dan bize ulaşın. Bu programı canlı yapacağız. Hatta şöyle bir şey yapacağım bugün. Mini Ölmeze sorularınız varsa alttan arkadaşlarım geçecekler o soruları. Mini Ölmeze tek tek soracağım. Karşılıklı konuşur gibi. O yüzden lütfen sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşın. Benim Instagram hesabım Nur Viral. Diğer sosyal medya hesaplarımızı veriyoruz zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, nasıl bir değişime uğrayacağız bu parçalı güneş tutulmasıyla? Gökyüzü inanılmaz hareketli, çok heyecanlandıran açılar var beni. Hep böyle diyorlar ya kötü konuşuyorsun kötü konuşuyorsun bizden değil gökten bu sefer de iyi güzel değil şeyler mi? Süper. bekliyorum. Bir kere önümüzdeki hafta çok değişik sürprizler yaşayacağız. Yani ya. böyle olmaz dediklerimiz olabilir hiç ummadığımız e, güzelliklerle karşılaşabiliriz. Ay kurban olduğum Allah'ım. Çok ne güzel olur. bir enerji var gerçekten. İnşallah. Şimdi bir kere Nur tutulmalar ne kadar iyi olursa olsun tutulma enerjisi zordur. Çok güçlü bir manyetik enerji açığa çıktığı için doğadaki tüm canlıları, insanları, doğayı en başta işte yer hareketlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu tutulma gerçekten çok olumlu bir tutulma. Bunun astrolojik sebeplerinin başında Venüs'ün yüceldiği, taçlandığı bir derece vardır. 27 derece balık. Venüs 27 derece balıkta taçlandığı yerde Jüpiterle kavuşuyor. Bu aralar sezgilerimiz çok açık olabilir, rüyalarımız çok rehber olabilir, kalbimizden geçen gerçek olabilir. Yani e, dünya dünya olalı böyle çok az manevi zaman gördü. Yani biz 165 yıl sonra, işte 13 yıl sonra gelen etkileri bir arada yaşıyoruz şu an. Çok zor bir araya gelebilecek güzellikler devrede. Kramı sadeyin, iki tane uğurlunun kavuşması anlamına geliyor. İki uğurlular. İnşallah. Dolayısıyla bayramın ilk günü gerçekten 1 Mayıs, değil mi? Bayramın ilk gününe Mayıs. denk geliyor. Bayramın ilk günü gerçekten çifte bayram yani. O kadar güzel bir enerji var Yok, ki. Yok 2 Mayıs'ın pazartesi pardon. Ha 1 Mayıs. E... Ha 1 Mayıs pazara geliyor. Arefe günü. Ha Arefe günü. O zaman Arefe günü çifte bayramla giriyoruz. Çünkü inanılmaz güzel bir enerji. Tarihi biliyorum da tam bayram bir mi ikisi mi onu hatırlayamadım. 1 Mayıs'ta da bu enerji zirve yapacak. Ondan sonra iç hafta içine bakıyorum. İnanılmaz güzel. Güneş Uranüs Aynı açıları. Güzel. Mesela gerçekten forma girebilirsiniz. Vücudunuzda beğenmediğiniz bir şeyler varsa değiştirebilirsiniz. Kilo verebilirsiniz. Cilt bakımlarıyla, saç bakımlarıyla, imaj yenilemelerle çok güzel enerjiler elde edebilirsiniz. Hazır Merkür Retrosu gelmeden önümüzdeki haftayı değerlendirin diyorum. İnşallah. Kendinizde neyi beğenmiyorsunuz, neyin değişmesini istiyorsanız niyet edin. Bu güneş tutulması ülkemizden görülmüyor. Güneşin sadece %65'i kapanacak. O yüzden parçalı güneş tutulması diyoruz. 4 saat civarı sürüyor. Şu andan itibaren 4 ay çok önemli gelişmelere gebe. Aslında 4 ila 6 ay çok önemli gelişmelere gibi. Bir de Kasım'dan beri hayatınıza bir bakın. Kimler geldi, kimler geçti, neler öğrendiniz, neler arınmaydı. Şimdi işte o arınmadan sonra bıraktık 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 attık her şeyi. Hastalıkları da, kötülükleri de. İnşallah. Şimdi artık frenleri bağlayıp tam gaz ilerleme zamanı. Evet bazılarınızın hayatında zorlayıcı olaylar da olabilir bakın altını çiziyorum. Kadın çok güzel şeyler söyledi bak ben boşanıyorum demeyin çünkü tutulmalar kadersel olayları gündeme getirir. Hı. Sen boşanmayı veya e, birinin hayatından gitmesini kötü görürsün oysa ki o senin kurtuluşun da olabilir. Bu ara inanın bana şer gibi görünen olaylar bile tamamen hayrımıza. İnşallah ya. Neler olabilir diye baktığımız zaman birazcık böyle e, evet sarsıntılar olabilir yer altından özellikle olaylar. Deprem mi? ufak tefek işte e, deprem Olayları dünya çapında görülebilir. çünkü tutulmanın enerjisi manyetik olarak çok güçlü olacağı için toprak ve toprakla alakalı konular, dünya genelinde tarımla alakalı konular, özellikle şu dört ay çok hız alabilir. Yeni kararlar gündeme gelebilir, tarıma, doğaya ait, ağaçlara ait, hayvanlara ait yani doğanın tüm ürünlerine ait hububatlar, işte yiyeceklerimiz, bunlarla ilgili önemli gıdalar, kurallar, kaideler, yeni konular, yeni yasalar vesaire gündeme gelebilir, yeni planlamalar diyeyim daha doğrusu. Bunun dışında bir de ne var? 29'unda Plüton retroya giriyor. Yani? Şimdi Plüton gezegeninin retrosu çok uzundur. Bu sizi her an böyle kötü etkilemez. Fakat retroya girmeden hemen önce ve girerken özellikle bugün, yarın ve cumartesi günü öfke kontrolü önemli olacak. Çünkü Plüton retroya girerken özellikle psikolojik rahatsızlıkları olan, özellikle de obsesif olan takıntılı insanların daha çok takıntılarının arttığını görürüz. Dolayısıyla bugünlerde Böyle ne konuşacağınız, ne söyleyeceğiniz. Şimdi bir de ay çok küçüldü tutulma öncesi güneş tutulması demek, çok güçlü bir yeni ay demek. Dolayısıyla ay şu an bazamik ve çok küçük fazla... Bu aralar zaten yeni başlangıçlar için uygun değil. Tutulmaya atlatacağız ondan sonra tam gaz ilerleyeceğiz. Fakat bu aralar dediğim gibi insanlara böyle yaklaşırken konuşurken özellikle ta takıntılı insanları çok kaşımamak lazım. Kırıcı olmamak evet, lazım. Evet kavgalardan, tartışmalardan, yıkıcı olmaktan, e, yıkıcı tavırlar sergilemekten kaçınmamız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Bunun dışında zaten 1 Mayıs bu saati lütfen not edin. 1 Mayıs 2022 saat 00.14'te yemeğin içmeyin kalkın dua edin. Açın elinizi Simartesi, tam yok, Pazar günü. 1 Mayıs 2022 0014 gün pay, pazara dönmüş oluyor. Mu? 29 30 pazartesiye dönmüş pazartesi oluyor. dönmüş oluyor. 1 Mayıs 2022 0014. Yani 14. pazar gecesi. Pazarı pazartesi bağlayan gece. Bayram e, bayrama bağlandığımız gece. Aynen. Gün 00 0, 0, kaç dedin? 0014. Bu saati hemen hazırlanın. Tam o dakikalarda dua edin, inan o kadar çok o saniyede haber alanlar olmuş ki, inanamıyorlar nasıl olabilir bu diye. Çok uğurlu bir saat bu, ee, bak bir sürü kişi evlenecek, yuvasını kuracak, sevdiğine kavuşacak, barışmalar olacak, taçlanacak, felaketler yaşıyorsa bunlardan kurtulacak, öyle bir ferahlık enerjisi iniyor ki. Bu etkiyi biz şu an zaten yaşıyoruz, önümüzdeki hafta daha da yoğun yaşayacağız, bu bir anlık bir etki değil. Ama şu en anda. zirve yaptığı saat bu saat, 1 Mayıs 2022 saat 00.14. Ne yapın yapın efendim. E... özel bir dua var mı yani yoksa biz hani ben ya şuna inanıyorum Ne istiyorsak içimizden geldiği gibi mi duayı? Senin de öyledir ya. Herkesin kendine çok iyi gelen bir duası vardır. Ben öyle inanıyorum. Benim öyle mesela bir iki tane duam var. Ne zaman etsem oluyor. Herkesin kendine göre ben bunu ettiğimde bana çok iyi geliyor dediği dua neyse olsun bir de dilekler dilesin hani işte evlilik istiyorsa evlilik, çocuk istiyorsa çocuk hayırlısıyla, sağlık istiyorsa sağlık. Yani istedikleri şeyleri de sıralasınlar o esnada. Öncesinde hmm. dua edip edip sonra tam o esnada duayı hani dileklerini de söyleyebilirler. Bunları istiyorum gibi dua da edebilirler. Öyle yapmalarını çok tavsiye ederim. Ve gece boyunca da bu enerji süreceği için uyanık olanlar dua etmeye mutlaka devam Tabii, etsin. Aslında çok da mübarek bir gün yani. hani. Evet ya bir, gününden, bir şey söyleyeyim mi? Çocuk yaşımdan beri takip ediyorum. Bir tane kandil, bayram efendim e, o mübarek gün olmasın ki hani böyle bir açıya denk gelmesin. Hep böyle güzel açılara denk geliyor. Tabii çok sen enteresan. bu işin ilmini bildiğin için biliyorsun. hani. Ben şaşkınlıkla. Için takip ediyorum gerçekten. Tamam, kaçırmayacağım o saati. Sakın. Bak gerçekten Peki. çok etkili.